Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle güzel çeyizlik yeleklerde, normal yeleklerde de uygulanabilecek lastikli baklava modelini anlatacağım. Ben bundan daha önce yelek örmüştüm. Çok güzel bir model. Bakın böyle. Burada da simli, angora bir iple çalıştım modeli. Bir dilim yaptım. Çok hoş bir model, zarif bir model. Kenarlarına da aralara ikişer ilmekten ince burgu koydum. Siz istediğiniz ara model koyabilirsiniz. Modelim 21 ilmek. Onun için burada da ben bir 29 ilmek attım. Biraz lastik ördüm. Bunun üzerine model yapacağım şimdi. İkişer tane kenar ilmek koyuyorum. İki kenar ilmekten sonra ikişer tane buradaki bu burgularımı koyuyorum. 5 tane ters var. 11 tane arada lastik var. 11 lastikten sonra tekrar 5 ters. Tekrar 2 tane burgu modeli var. 2 tane tekrar kenar ilmeği koydum. Kenardaki modeli sıkıştırmasın diye 2 tane koydum kenarı. Zaten normal bir örgüde bu böyle olmayacaktır. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci kenarı ördüm. Şimdi bu iki taneyi burgu yapacağım. Burgu yapacağım iki ilmeği. Birinci ilmeğini değil, ikinci ilmeğini önce öreceğim ve arkadan. Onu arkadan öreceğim. Böyle çıkarıp da örebiliriz. Bunu çıkarıp önce arkadakini örebiliriz. Sonra öndekini. Çıkarmadan da örebiliriz. Arkadakini ördüm, sonra öndekini ördüm. Şimdi 5 tane ters ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 5 tane ters ilmek. Şimdi düz. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bunlar 11 tane olacaktı. Bakalım hemen. 2, 4, 6, 8, 11. 11 tane lastikten sonra 5 tane ters ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5. Şimdi yine bu kenardaki burguyu yapacağım. 2 ilmeklik bir burgu. Her sırada bu aynı yapılıyor. Sadece ters düzle normal örülüyor. Önce arkadaki ilmeğini örüyorum. Hiç işten çıkarmadan da örebiliriz böyle. Sonra da öndeki ilmeğini örüyorum. İki tane burada kenara bıraktığım ilmeğimi örüyorum. Evet. Şimdi arka sıraya geldiği gibi, ilmeklerimizin geldiği gibi tersi ters, düzü düz örerek geçeceğiz. Beş tane tersimiz arkaya düz oldu. 11 lastiğimiz var. Buraya hızlı geçeyim. Evet. 5 tane düze geldik. İkinci sıraya geçtim. Bu lastiği ilk kurulumda burada 3 sıra yapacağım. Bakalım şöyle.
3 sıra çift olarak 3 sıra, yani 6 sıra, 3 gidiş geliş olacak. 6 sıra normalde modellerin arasında, bu 12 sıra oluyor böyle. 12 gidiş geliş oluyor. İlk kuruluşta 6 sıra yapacağım. Ben o 6 sırayı tamamlayıp geleyim. Evet, 6 sıramı örüp geldim. Bakın şimdi böyle modelin kurulumu bu şekilde. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi bu sırada artırma ve kesme işlemlerimize başlayacağız. Kenar ilmeklerimi örüyorum 2 tane. Buradaki 2 ilmeğimi burgu yapıyorum. Önce arkadakini örüp sonra öndekini örüyoruz. Burası hep aynı örülüyor. Değişme yok burada. Şimdi buradaki 5 tane tersimizden 4 tane öreceğiz. 3, 4. Şimdi buradaki, burada ilk görünen düz ilmeğimizle burada ters ilmeğimizi sağa doğru kesim yapıyorum. Böyle. Sağa doğru bunu kesim yaptım. Bir dolama yaptım. Tekrar buradaki düz ilmeğimi, ikinci düz ilmeğimi aradaki ters ilmekle sağa doğru kesim yapıyorum. Bir dolama daha yaptım. Bir tane daha kesim yaptım sağa doğru. 3 oldu. Şimdi bir tane daha dolama yapıyorum. Aradaki ters ilmeği örüyorum. Aradaki ters ilmeği ördüm. Bir dolama daha yapıyorum. Buradaki ilmeklerimi sola doğru kesim yapacağım için bu ilmeğimi sola taraf çevirmem gerekiyor. Buradaki düz ilmeğimi sola taraf çevirdim. Yanındaki, bakın buradaki yanındaki ters ilmekle bunu kestim. Bir dolama daha yapıyorum. İlmeğimi çevirdim. Yanındaki ters ilmekle kestim. Bir dolama daha yaptım. İlmeğimi çevirdim. Yanındaki ters ilmekle sola taraf kesim yaptım. Yine burada 4 tane tersim kaldı. 3 tane sağ tarafta kesim yaptım. 3 tane sol tarafta. Toplam 6 tane düz ilmeğim var. Şimdi burada 4 tane ters ilmeğim var. Onu örüyorum. Geldim kenardaki minik burguya. Önce arkadakini örüyorum. Sonra öndekini ördüm. 2 tane kenar ilmeğimi ördüm. Ters yüzde ilmekleri geldiği gibi öreceğiz. Dört tane düz. Şimdi burada bu ortadaki üç kesim sağa yapıp üç kesim sola yaptığımız yerde ortada kalan bir tane ters ilmek örmüştük. Onu burada düz öreceğiz. Onu ve yanındaki dolamayı olan ilmekleri ters yüzde düz öreceğiz. Onlar düz yüzde ters olarak çıkacaklar ortaya. Evet, geçtim tekrar modelime. Ön yüze geldim. 2 tane kenar ilmeğimi ördüm. Bu modelden ben daha önce gelinime yelek ördüm. Çok güzel olmuştu. Şimdi buradaki 5 ters ilmeğim geçen sırada 4'e düşmüştü. Bu sırada 3'e düşüyor. Şimdi evet. Burada önce bakın böyle göstereyim ben size yakından.
sağdan soldan sağa doğru bir kesim yaptım. Dolama yaptım. Dolama yaptım ve yine burada bir kesim yaptım. Birinci kesim, ikinci kesim, bir dolama, bir tane daha kesim yapıyorum. Üç kesim oluyor. Üç tane sağ taraf bir kesim yaptık. Dolama yaptım. Ortadaki üç tane ters ilmeğim oldu. Onları ördüm. Burada tekrar şişime ipi doladım. İlmeğimi çeviriyorum. Sola taraf kesim yapacağım. Sola taraf bir kesim yaptım. İlmeğimi doladım şişime. İlmeğimi çevirdim. Sola taraf yine bir kesim yaptım. Tekrar ilmeğimi doladım. Bakın 3 tane kesim oldu yine. 1, 2, 3. Bu şekilde. Şimdi burada 3 tane tersimi örüyorum. Yine buradaki küçük burgumuzu önce arka ilmeğini örüyorum. Sonra son ön ilmeğini 2 tane kenar ilmeğimi ördüm. Bu kenardaki 5 tane ters ilmeğim bir tane kalana kadar bu kesimleri yapacağım. Geldim ortadaki diğer yüzde ters olan ilmekler. Buradaki bu dolamayı yine düz örüyorum. Ortadaki terslerim artacak çünkü. Bir, iki, üç kenardaki ters. Yani şimdi düz ördüm. Geldim sıraya, ön sıraya tekrar. Yine arkadaki ilmeği örüyorum. Önce sonra öndekini örüyorum. Şimdi bu sefer iki tane ters örüyorum. Yine iki tane ters örüyorum. Yine sağ tarafa kesim yapıyorum. Önce kesim, sonra dolama. Arttırma, şişin başına doladım. Sonra tekrar buradaki ilmekle, bakın bu direği takip ediyoruz. Yine kesim. Bakın direklerden kesim oluyor. Yine dolama. Bakın yine direkten. Bakın direklerden kesim gidiyor. Dolama yaptım yine. Buradaki ortadaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın ortadaki ilmeklerim arttı. Bir tane daha dolama yaptım şimdi burada. Tam direğe geldik. Sola taraf keseceğiz burada. Şişimin başına ipimi doladım. İlmeğimi çevirdim. Sol tarafa doğru kesim yapıyorum. Tekrar dolama yaptım şişin başına. İlmeğimi sola taraf çevirdim. Kestim. İkinci kesimi yaptım. Bir tane daha yapacağız. Bakın hep direklerden kesim yapılıyor. Direkler hiç şaşmıyor. Aynen bu şekil devam ediyor. Kenarda iki tane tersim kaldı. Minik burgumuzu yapalım. Önce arkadaki ilmek, sonra öndeki ilmek. İki tane kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Örgümün ters yüzüne geçtim. İki tane düz ilmeğim var.
Burası örgünün ön yüzündeki ortadaki ters olan örgüler. Burada düz oldular. İki tane düz, iki ters, iki tane kenar ilmek. Geldim örgümün ön yüzüne. Şimdi bir tane ters yapıyorum. Tekrar sağa doğru kesim yapacağım. Yine aynı. Direkten sağa doğru kesim yaptım. Bir dolama yaptım. Bakın yine direği takip ediyoruz. Basit bir model yani. Herkes yapabilir. Biraz karışık görünüyor ama yani hiç de karışık değil. Gayet kolay bir model. Örülüşü de zevkli. Ortadaki terslerimi örüyorum. Geldik sol taraftaki kesimlere. Burada terslerim bittikten sonra şişimin başına ipimi doladım. İlmeğimi çevirdim. Sol tarafa kesim yaptım. İlmeğimi çevirdim. Sol tarafa yine bir kesim daha yapıyorum. İlmeğimi çevirdim. Sol tarafa bir kesim daha yapıyorum. Üç bir tarafta kesim oluyor. Üç tane sağa, üç tane sola doğru kesim oluyor. Bu kesimlerde hep bu direklerde. Bir tane tersimi ördüm. Şimdi küçük burgumuzu yapalım. Önce arkadakini örüyorum. Evet. Şimdi modelimizin yarısına geldik. Şimdi ters yüzümüzü de geçelim. Evet, geldik düz yüzümüze. İki tane kenar ilmeğimi örüyorum. Kenardaki burgumu yapıyorum. Önce arkadakini ördüm, sonra. Şimdi burada kesme işlemimiz bitti. Yine kesme yapacağız ama buradaki bu tersimizi, bir tane kalan tersimizi şimdi tekrar 5'e çıkaracağız. Bunun için yapmamız gereken, şimdi bir tane ters ilmeğimi örüyorum. Bu sefer kesmeden önce dolama yapıyorum. Dolama yaptım. Bu sefer ilmeğimi diğer taraf, alttaki gelen modellerde sağ tarafa kesiyordum. Şimdi sol tarafa burayı keseceğim. İçe doğru keseceğim burada. Bir tersimi ördüm. Bir dolama yaptım. İlmeğimi çevirdim. Sol tarafa kesim yaptım. Yine bir dolama yaptım. İlmeğimi çevirdim. Sol tarafa kesim yaptım. İlmeğimi çevirdim. Sol tarafa bir kesim yaptım. Bu şekilde buradaki ters olan ilmeklerim de, artan ilmeklerim de burada azalmaya başlıyor. Bu ortadaki ters olan ilmeklerim de azalacak, kapanacak. Önce açılmıştı, şimdi kapanacaklar.
Evet. Şimdi kesim yapıyorum. Kestim. Doladım. Kesiyorum burada. Sağa doğru kesiyorum. Kestim, doladım ve tersim ördüm. Alt tarafta burası sağa doğru kesiliyordu, burası sola doğru kesiliyordu. Yarısına gelince ters ilmeklerin bir tane kalana kadar bu şekilde devam ediyordu. Bir taneden sonra buradaki ters ilmeğimi arttırmak için buradaki kesme ilmeklerimi sola taraf kesmeye başladım. İçe doğru. Buradakiler de sağ taraf. Buradakiler de yani içe doğru kesilecek. Sağ taraf kesilecek. Bu şekilde. Şimdi bir tane düz olan ilmeğimin yanında onu yine tekrar düz örüyorum. Oradaki ön yüzdeki terslerim 5'e çıkacak çünkü. Her sıra birer tane artarak onlar 5'e çıkacaklar. Evet. Yine burgumuzu yaptık. Bakın. İki tane tersim oluştu. Şimdi tekrar dolama yapıyorum. Sola doğru kesim yapıyorum. Dolama yapıyorum. Sola doğru kesim yapıyorum. Dolama yapıyorum. Sola doğru kesim yapıyorum. Alttaki kesimlerde önce kesim yapıp sonra dolama yapıyorduk. Şimdi burada önce dolama yapıyorum. Sonra kesim yapıyorum. Bu ortadaki ilmeklerim de azalıyorlar şu anda. Evet, burada da sağa doğru kesim yapıyorum. Dolama, iki tane ters ilmeğim. Model kendini göstermeye başladı. Bu şekilde. Üç. Bir, iki, üç, dört, beş. Ortadaki terslerim 5 taneymiş. Düz ördüm. Evet, bir, iki, üç. Geldim örgümün düz yüzüne. Bir, iki, üç düz. Bir dolama, ilmeğimi çevirdim, sola doğru kestim. Bir dolama, ilmeğimi çevirdim, sola doğru kestim.
bir dolama ilmeğimi çevirdim, sola doğru kestim, 1 2 3 ters, sağa doğru kestim, doladım. Bakın, bir doladım, sağa doğru kestim, doladım, sağa doğru kestim, doladım, ters ilmeklerimi ördüm. Arkadaki ilmeğimi ördüm, sonra öndeki ilmeği ördüm, iki tane kenar ilmeğimi ördüm. Mantık bu, direklerle hep işlem oluyor. Burada da orada da direkler ön planda oluyor. Evet, bu defa son kesim işlemimi yapacağım. Örgümün ön yüzündeyim. Önce arkadaki örüyorum. Küçük vurgudayız. Sonra öndekini ördüm. Ters ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 ve 4. Dolama yaptım, ilmeğimi çevirdim, sola doğru kestim. Dolama yaptım, ilmeğimi çevirdim, sola doğru kestim. Dolama yaptım, ilmeğimi çevirdim, sola doğru kestim. Ortadaki ters ilmek bir tane kaldı. Burada sağa doğru kesim yaptım. Dolama yaptım, sağa doğru kesim yaptım. İlmekleri çevirmeme gerek yok. Burada bakın, şöyle göstereyim. Şuradan giriyorum. Burada direkten dolama yaptım. Terslerimi örüyorum. 4 tane. 2, 3, 4. Örgümün ters yüzündeyim. 3 4 5 5 düz ördüm. Burası ortadaki ters olan ilmeğim, düz ördüm. İki, üç, dört, beş. Evet, örgümün tekrar ön yüzündeyim. Şimdi burada modelin kesme artırma işlemi tamamlandı. Buradaki bu lastik kısmını kuracağım. Aradaki bu lastik kısmını kuracağım. Şurayı. Evet, orayı da kurayım. Beş ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5 tersimi ördüm. Evet, şimdi buranın üzerine lastiği kuracağız. Bir düz,
bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bakın, buradan buraya kadar, düzden düze kadar 11 tane oluyor. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 5 tane tersimi örüyorum. 2, 3, 4, 5. Evet, modelimiz böyle. Şimdi burada bu lastiğin tamamı 12 sıra, yani 12 gidiş geliş de bu boyu tamamlıyor. 12 gidiş geliş yapayım ben. Tekrar geleyim. Tekrar göstereyim ben size modeli. Evet, ben lastiğimi örüp geldim. Bakın. Bu biraz daha bir tık bundan bir kalın bir ip. Bunda birazcık daha küçük kaldı model. Tabii bunun altına ben lastik örmeden sadece 3 sıralık bir kendi altına lastiği ile yapmıştım. Simli alize angora ip bu. Bu da ondan bir kalın bir ip. Bakın böyle durdu işte model. Bugünlük de bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.